seçim sonrasında, ya şimdi burada bir yorum yapacağım. Çünkü burada bir şey var, onu okumam gerekiyor. Tabii. O benim beni çok üzen bir açıklama oldu. Yani Süheyl Bey'le mi? Süheyl Bey'in ekibini gönderdiği bir şey. Ben bugün salı yemeği, Öncel abinin yemeye devam ediyor salı yemekleri. Kemal abi de geldi. O grup içerisinde de Galatasaray, Fenerli, Beşiktaşlı, Trabzonlu insanlar var, kalabalık. Eski başkan geliyor, Gaziantep başkanı geliyor, Celal Doğan. Işın Çelebi geliyor, Sayın Bakan geliyor. Yani bir sürü insanlar, futbol, spor üzerine konuşmalar yapılıyor. Metnin diline baktığım zaman birileri bunu hazırlamış, birileri. Şöyle dönüyor burada. Birileri bizi sanki Galatasaray düşmanı gibi göstermekten geri durmayarak algı yapmak amacıyla her türlü bilgi kirliliğinden bahsediyor. Sonra bunlardan bir tanesi de Levent Düzemen diyor mesela. Bak diyor. Süheyl Batum'un ekibinin yaptığı Ekibinden gelen açıklamada bu. sizin adınız Ekibinden geçiyor. Evet. benim dil sürçmemi de buraya sanki söylemiş gibi Galatasaray'ın her ay ödediği Bankalar Birliği'ne faiz 120 milyon TL. 100 milyon euro demişim, özür diliyorum. Siz bunu algılayabilecek bir zekaya sahipsiniz ama sırf bana itibar zedelemesi yapmak için böyle gönderiyorsunuz. Önemli değil. Ki hayatta kimseye düşman kelimesini kullanmadım. Tamam mı? Düşman kelimesi kullanmadım. Bunu kim kaleme almışsa onu kınıyorum. Tamam mı? Yazıklar olsun. Galatasaray'dan Galatasaray düşman kelimesi olmaz ki, ben bunu hiçbir kulüp için yöneticisine söylemem. Düşman kelimesi çok çirkindir. Tamam mı? Bunu tekrar dinliyorsunuz, bir cevap daha. Bir de altını çiziyorum. Galatasaray'ın Bankalar Birliği'ne olan borcunu kapatmadığı süreç içerisinde her ay 120 milyon lira TL olarak, yani söylüyorum, 100 milyon Evet. TL faiz ödemesi var. Bu senede 1 milyar 440 milyon TL yapıyor. Euro değil. Siz biliyorsunuz da buradan çıkıyorsun. Hassasiyet konuşmuşsunuz. Bir düzelteyim yani. Sizin diyorsunuz ki bunu değinmemişim. İddiaları şöyle bir şey. 500 milyon dolar Florya'da Galatasaray'ı zarara sokacak diyorlar Dursun Özbek için. Bunun belgelerini net olarak ortaya koyarsanız, orada bunu doğrularsanız eğer, o zaman orada kimse kalmaz. Tamam mı? Siz önce bunu bir kanıtlayın, bir söyleyin. İkincisi, Pasolik konusunda dediniz ya, ben dedim ki Sayın Başkan 2019'dan beri Pasolik yok ya, Galatasaray ilgisi maçlarına gitmedi anlamında söyledim. O hassasiyeti diyor ki keşke diyor Florya konusu, geleceği konusunda gösterseydiniz. Ha, şimdi bakın, ben 85 yılından beri Galatasaray'ı takip ediyorum. Çok önemli başkanlar gördüm. Çok böyle bel aşağı yapmayın. Ben size bir şey söyleyeceğim şimdi. Tamam mı? Telefon açıyorsunuz. Sayın hocam, sizinle bir hukukumuz var. Süheyl hocam. Yemekler yedik. Geçen gün iki tane olay anlatacağım. Bir tanesi 20 Nisan adada yemeğe davet ettiniz. Gazeteciler de vardı. Az Spor'dan da Emre Kaplan vardı. Ben 15 dakika geç kaldım. Konuşmayı dinleyemedim. Ama bugün teyit ettirdim. Başkana ne diyorsunuz Dursun Özbey, Süheyl Bey? Ben diyorsunuz çok başarılısınız. Benim bir tane oyun var. O oyunu da size atacağım diyorsunuz. Ve ardından da diyorsunuz ki bu işleri yapmak için başkanların ekonomik gücü olması gerekir diyorsunuz. Benim başkanlıkla, yöneticiliklerle ilgim yok diyorsunuz. Şahit Burhan Can Terzi, Emre Kaplan. Ne zaman bu konuşma 20 yapılıyor? Nisan günü resmi var, bende var. Ben dinlemedim bunu. Bana söyledikleri zaman ben araştırmacı gazeteciyim, araştırıyorum. Bir oyunuz var ona. Demek ki seçimde onu atacaksınız. Öyle söylemişsiniz Dursun Özbey. Başarılısınız demişsiniz ama başkan oluyorsunuz. Şimdi bu ise belgeli söylüyorum. Ben ki belgeli yaşadım. Bak buraya geldiğim zaman her şey bende belgeli. Takribi ne zaman adaylığını açıkladı Süheyl Bey? Vallahi bilmiyorum, tarihini bilmiyorum. O gün bize bir açıklama yapmadı. Yani 20 Nisan'dan Lan sonra 20 Nisan'dan sonra ne zaman maksimum açıkladı? bir ay mı? Ya olmadı canım ya. Bir ay bile değil. Herhalde yani. Fikrini değiştiriyor o zaman adaylığa. Varmış bir ve birileri başkan ol dedi. Tamam mı? Unutabilirsiniz. Ama bir şey söyleyeceğim. Galatasaray'ı iyi bilmek lazım. Orada seçim çalışması yapan arkadaşları lütfen uyarın. Benim düşmanım olmama konusunda orada en iyi, bu kelimeleri kullanmayacağımı, Galatasaray'ın terbiyesiyle yetiştiğimizi düşünürsek en iyi bilenlerden biri de kimdir biliyor musunuz? Sizi kurulu başkanınız Celal Açar. Bana bak gösteriyorum. Bu kartı veren Celal Açar'ın imzası var burada. 13.896. Rezan Öpözdürüm'ün de buradaki şey 16.158, dikkatini çekerim. Kıdem basarım kendisine. Tamam mı? Bu konuda.
Şunu söylemeye çalışıyorum. Bunu vermişsiniz ve en yakın dostum orada var. Benim arkadaşım, aile dostum Metin Ünlü, avukat. Divan başkanlığı yapıyor. Ya sevgili Metin, senin olduğun bir alanda böyle bir hata olur mu ya? Telefon açıyorsunuz. Mahmut Recevik'te. Recevik'e telefon açıyorsunuz. Oy istiyorsunuz. Mustafa Cengiz'in ekibinden de oy getirmesi için talepte bulunuyorsunuz. Ya Mahmut Recevik atıldı Galatasaray'dan ya. Bundan bile haberiniz yok. Metin Ünlü sen attırdın. Ekibini attırdın. Şey verdin. Nedir onun adı? Önerge verdin. Çıktın konuştun. Açıklama yaptın ve Galatasaray Kongresi Mahmut Recevik'i attı. Nasıl oy istiyorsunuz atılmış adamdan ya? Nasıl atılmış adamdan oy istiyorsunuz? Bunu söylediğim zaman alınıyorsunuz. Hassasiyet gösterin. Galatasaray'ı yönetecekseniz bazı konulara hassasiyet gösterin. Dersinizde de iyi çalışın. Kusura bakmayın. Ortaya çıktığınız zaman en az benim kadar bilgili olmaya çalışın. Yani Celal Başkan da söylüyorum. En başta bu lafı düşman kelimesini yakıştıramıyorum size. Kimseye düşman göze baksın. Süheyl Bey, Sayın Hocam sizinle defalarca yemek yedim. Benden bir düşmanlık dahi görmediniz. O gün size başkanlık konusunda tek kelime de etmedim. Soru da sormadım. Galatasaray konuşuldu. Ama benden evvel Galatasaray başkanına çıkıp bir oyun var size vereceğim demişsiniz. Affedersiniz ya. Ne oldu? Bunları söylemek zor mu geliyor? Galatasaray düşman mı oluyoruz? Öyle mi? Galatasaray'ı ayrıştırmaya mı çalışıyoruz düşmanlıktan? Kimseye düşman olmam. Galatasaray'ın Galatasaray düşmanı olmaz. Eğer böyle bir fikrinde, böyle fikirlere sahip insanlar barın diyorsanız yönetime talip olmayın. Kusura bakmayın. Düşmanlık benim lügatımda yok. Teşekkür ederim Koray. Evet, Levent Düzemen, Süheyl Batum ve ekibinin bugün yapmış olduğu, bugün değil mi açıklama? Yanlış bilgi verdim. Geçmiş, herhalde. Burada bana geçtiler bunu. Bir de şöyle söyleyeceğim. Sayın Erden Timur, 2022 Temmuz ayında arşivi çalıştım dersimi, 3'te geldim gazeteye. Evet. Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'nın verilerine göre Temmuz 2022'de üyelere yaptığı briefingde Florya'nın maliyetiyle ilgili bir takım rakamlar ortaya koydu Erden Timur. Çünkü inşaatçı kendisi. Evet. Doğru mu? Kendi sektörü. Tamam, bugünkü gelinen noktada ben de öğrendim. İnşaattaki çalışan çok ünlü müteahhit arkadaşlarım var, söyledim. Bu inşaat şeyi maliyetleri %350 artmış. Bina fiyat satışları da %150 artmış. Neden bahsediyorsunuz ya? Sizin iddianız 500 milyon dolar Dursun Özbek zarar ettirecek diyorsanız o zaman bunu kanıtlayacaksınız. Çünkü Dursun Özbek genel kurula çıktığı zaman bunları anlattı, dinledi. Biz de dinleyelim, öğrenelim. Belgeli bir şekilde bunları, ikna edici şekilde anlatacaksınız. Bugün Mehmet Ayan'ı tebrik ederim. Çok güzel bir röportaj yaptı kendisine. Güncel maddeler üzerine, gündeme göre hareket etti. Başkanın hayat hikayesini de öğrendik bu arada. Evet. İşin gerçeği bu. Her şeylere cevap verdi. Ben de Sayın Süheyl Batum'dan, Sayın Hocam'dan, değerli hocamdan, anayasa profesöründen, televizyonda da çıktığı zaman herhangi nerede çıkacaklarsa bilmiyorum bu işlerde, bu açıklamaları bekliyorum. Ben de kendisini hararetle dinlemeyi bekliyorum. Evet. Levent Düzemen cevap hakkını böylece kullanmış oldu. Tabii ki konuyla ilgili olarak yine diğer taraflarda herhangi bir açıklama yapmak isterse her zaman mikrofonlarımız açık, kameralarımız da tabii yine kullanabilirler. Alabilirler. Ben söyledim. Tabii. Hiç benim daha arkası durmayacağım konuşmaları yapmam. Evet. Hatta dilim sürçebilir. 100 milyon euro, büyük şirketlerin bile aylık 100 milyon euro faiz ödemeyeceğini bilemeyecek kadar aptal mıyız biz yani? Zekamız mı yok? Dilimiz sürçmüş. Artık eurolar, dolarlar konuşulduğu için spor dünyasında öyle demişiz dün akşamki konuşmada. Hayır, şöyle bir şey de var Levent abi. Madem diyaloğunuz var, daha önce yemek yemişliğiniz de var. Bir telefon açılıp Levent tabii sen canım, böyle söylemişsin ama. Ya Süheyl Hoca'nın belki bundan neyse bilgisi yok ya. Tabii. Samimi söylüyorum. Çünkü salı yemeğinde bulunduğum insanlar bu üslubun kimin tarafından yazıldığını bana söylediler ya. Ben ismini deklar etmek istemiyorum.